Helikopter pistinde beklediğimize göre zor bir vaka bizi bekliyor Halim Bey. Evet öyle. 112 acilin hava ambulansıyla geliyor. Abdominal leiomyosarkoma olan bir kız çocuğu. 10 yaşında. Ameliyatı imkansız. Hemen bir takım oluşturup onu kurtarmak için bir plan yapmanız. Ameliyatı imkansız bir tümörü ameliyat etmemi istiyorsunuz Halim Bey. Aynen öyle. Fazla vaktin yok. Ekibini kur. Tatiliniz nasıl geçti? Sohbet faslına gerek yok. İçinizden biri ameliyatı imkansız bir tümör için 10 yaşındaki bir çocuğu ameliyat etmeme yardımcı olacak. Tamam tamam hocam, o benim işte, yaparım ben. Hayır, sen yapamazsın. Zenan'dan öğrendiğim kadarıyla tamamlaman gereken onlarca rapor varmış. Epikriz formları seni bekliyor. Tamam. Affedersiniz hocam, ameliyatı imkansız bir tümörü nasıl ameliyat edeceksiniz? Affetmiyorum. Ozan oyun dışı. Ela, iyi misin? Benden şüphe etti. Aa, ne yaptın hocam? Hocam, ben sizden şüphe etmiyorum. Direnç'im, şöyle biraz sola alayım. Bakın, direnç de çıktı. Neden? Çünkü evrak işini bitiremeyen arkadaşına yardımcı olmadığı gibi alay ettiği için. Ela, sen ne yapıyorsun? Bebekle mi oynuyorsun? Evet. Ya yani hayır, bu anatomi bebeği. Yani bebek. Hayır, bu babamın hediyesiydi. 24 çıkarılabilir organlı ve değişken parçalı bir bebek. Çocukken elimden hiç düşünmezdim. Bütün parçalarını takıp takıp çıkarırdım. Cerrah olmamı istiyordu. Evet. Ben de mi oyun dışı kaldım? Hayır, sen benimlesin. Harika. Ama bu haksızlık. Bir dahaki sefere çirkin bebek getirmeyi unutma Gülümsün. Yok. Levent, Tuğba. Size hastanemizin yeni acil tıp uzmanını tanıtayım. Kaan Bey'i ikiniz de tanıyorsunuz zaten. Evet, biliyorum. Kendisi hastamı çalmıştı. Artık sizin de benim hastalarımı çalma şansınız olacak Doktor Levent. Dört gözle bekliyorum. Çok sevindim gerçekten. Hayırlı olsun. Sağ olun. İyi akşam, iyi günler hocam. Melis Acar, 10 yaşında. Melis'te abdominal leiomyosarkom tespit edildi. Devam edebilirsiniz. Tümör abdominal aortu, dalak arterini ve sol gastrik arterini sarmış durumda. Ameliyatla çıkarılması mümkün görünmüyor. Tek kelime anlamadın değil mi Melis? Pek değil. Ela. Bak bu anatomi bebeği. Çok komik görünüyor. Öyle görünür ama çok yardımcıdır. Tümörün tam burada, karın bölgende. Ona ulaşmak çok zor çünkü bütün bu organların altında. Zor ama imkansız değil, değil mi? Yapamayacağız demeyin, ne olur. Hayır, yapamayacağız demiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Önceki hastanede en büyük problemin damarlar olduğunu ve en iyi kalp damar cerrahını da sizin çaldığınızı söylediler. Abla. Ameliyata o girecek değil mi? Bu ameliyatı Doktor Murat Bey liderliğinde pek çok cerrah birlikte yapacak. Kalp ve damar cerrahımız Şeval Hanım da ameliyata katılacak. Ne yani? Bu çömezlerle birlikte mi çalışacağız? Yok artık. Ay ne uygulamasıymış bu Allah aşkına? Uygulama laboratuvarının tam olarak ne yapılır? Sen kimsin? Yeni asistanlardan Dilan Özkan. Hatırlarsanız arkadaşlarla röntgeninizi çekmeye gelmiş. Hmm. Şu beceriksizler ordusundansın. Şimdi ben senin adını hatırlayamam ki. Dur bakayım. Çekil. Sen üç numarasın.
Geçiyorum. Ay. Tabii. Ay. Ne oldu? Ne? Şişt, kes sesini abi. Tamam, tamam. Evet. Merhaba arkadaşlar. Adım Doktor Kaan. Şimdi sizlere önümüzdeki birkaç ay içinde eğer hemen müdahale edilmezse bir saat içinde ölecek hastaları hızlı ve etkin bir tedaviyle nasıl hayatta tutacağınızı öğreteceğim. Ha, bu arada canlı dokuyla çalışma konusunda sıkıntısı olan var mı? Canlı doku mu? Hı-hı. Vallahi ben de tam bir şey anlamadım. Tereddütü olan varsa hemen söylesin. Hatta çıksın. Çünkü kalanlar bütün günü benimle geçirecek. Güzel. O zaman başlayabiliriz. Koyun mu? Evet. Şimdi herkes gruplaşıp birer koyun seçsin kendine. Başlayın hastaların hayatlarını kurtarmaya. Siz bir canisiniz. Anlamadım. Hepsi baygındı. Hiçbir acı duymadılar. Onları bıçakladınız. Evet, şimdi biz de hayatlarını kurtaracağız Gülü. Cerrahi modeller üzerinde çalışabilirdik. Aynı şeyi onlardan da öğrenebilirdik. Yokum mu diyorsun yani? Evet, yokum. Güzel. Evet, iki koyun isteyen var mı? Tamam. Kateteri çölyak eksene yönlendiriyorum. Pardon, Ela bir saniye. Yalnız orada duramazsınız. Babam ve halalarım beni yalnız bırakmak istemiyorlar. Bakın, Melis burada yalnız değil. Doktor Ela ve ben gayet eğlenceli tipleriz. Tamam peki. Yalnız bir tanem orada kalmak zorundalar. İçeride radyasyon var, tamam mı? Enjeksiyona başlayalım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet, sizi dinliyorum. Aortanın etrafını tümör kaplamış 10 yaşında bir kız çocuğu var. Bu onun anjiyosu mu? Evet. Bu şey onun 5 ana arterini kaplamış. Durumu kötü ama bazı fikirlerim var. Yaşama ihtimali olan hastalar konusunda fikir üretseniz. Tamam. İyi görünmüyor. Ama ailesi sizi seçti. Olabilir ama ilgilenmiyorum. Ben ilgileniyorum ve bunu benle yapmak zorundasınız. Nedenmiş o? Çünkü ameliyat için istediğin kişiyi seçebilirsin dedi şef. Ve ben de sizi seçtim. Bravo. Gayet iyi. Seviyorum. İyi yapıyorsun. İşine bak. Kes şunu. Makas. Yüzeysel kanama kontrolüyle çok zaman harcıyorsun. Neydi senin adın? Direnç. Direnç kurt. Doğru. Gel. Gel bak arkadaşının koyununa. Hasan'ın mı? Evet. Bak izle bunu, çok keyifli. Bak gördün mü? Kanamayı durdurdu, sonra karaciğer yırtılmalarına geçti.
Evet ama böyle yarım yamalak bir iş komplikasyonlara neden olabilir. 2 gün sonra koyun kan kusmaya başlayabilir. Ve Hasan arkadaşım yeterince özen göstermediği için pişman olur hocam. Kanamayı durdurup yaralı koyunu stabil hale getirdikten sonra işi düzeltebilir. Ama senin koyunun asidotik ve hipotermik olmaya başladı. Ya? Ne ister? Eğer bu bir koyun değil, zayıf bir çocuk olsaydı şimdi çoktan ölmüş olurdu. Ya demek istediğim, yemeği hızlı yap. Bırak mutfak pis kalsın Dilek. Bırak pis kalsın. Direnç. Direnç benim adım. Bakın 3 ayrı hastane bunları başka yerlere göndermiş. Bence biz de akıllıca davranıp aynısını yapmalıyız. Şevval Hanım, o konu kapandı. Hastayı burada ameliyat edeceğiz. Midenin etrafını kesip girmeyi deneyebiliriz. Hayır olmaz. Bunu yapmanın tek yolu onu dışarı almak. Dışarı alarak transplant yapılabiliyor. Evet, karaciğer ve böbreklerde. Biz neden mideyi ve böbrekleri çıkarmıyoruz? Bu onu öldürür. Bu arada birbirinden tamamen farklı 2 kan desteğinden bahsediyoruz. Yani hayır. İyi fikir değil Ela. Kim bu insanlar? Melis'in babası Hakan Bey, diğerleri de halaları ve eniştesi. Annenin ölümü hepsini kenetlemiş. Ben gelene kadar bir şey bulmaya çalışın lütfen. Ay canım ya, çok üzgünüm. Vallahi çok üzgünüm. Sen daha dün arkadaşlarınla böyle çayırlarda, çimenlerde otlarken gel burada işkence çek. Hiç olacak iş değil. Çok özür dilerim. Kes artık şunu. Haydi. Siz ikiniz. Benimle acile geliyorsunuz. Travma mı hocam? Trafik kazası, 6 kişi geliyor. Hadi çabuk, 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 çabuk. Hadi. Koyun ne olacak hocam? O ilgilenir senin yerine. Hadi. Hadi çabuk. Ne? Yürü. Sen burada kalıyorsun. Bir dakika ya. Acile yarım düzüne kaza kurbanı geliyor ve ben burada mı kalıyorum? Senin de burada 4 tane can çekişen aslan var. Görevin onları canlı tutmak. Hepsini mi? Ya Ozan'la Hasan multiple travmalı insanlarla uğraşsınlar ve ben burada koyunlarla, öyle mi? Canlı koyunlarla, canlı. Geri döndüğünde hala öyle olsalar iyi olur, tamam mı? Yaşlarında erkek hasta. Evet. Araç içi trafik kazası. Alın bölgesinde kemiğe kadar uzanan kesik mevcut. Hı hı. Ayrıca sol tarafında 2. derecede yanıklar var. Vital bulgular stabil. Tamam, acele içeri. Çabuk. Evet. Sende ne var? Abdomende hassasiyet mevcut. Ciltte ekimoz da saptandı. Tansiyon 90-60, nabız 98. Travma ultrasonu kullanmayı biliyor musun? Evet. Tamam, hasta senin. Çabuk içeri. Ozan çağrı atmış. Atmaması gerekiyordu. Kafa yaralanmaları ve yanıklar var. Kontrol altına aldığınızı sanmıyorum. Hmm. Ozan, bir dakika gelir misin? Tabii hocam. Sen doktor musun? Evet hocam. Hastanın yaralarıyla ilgilenebilir misin? Evet. Tamam. Dediğim gibi, kontrol altında. Neden bizi dahil etmiyorsun? Doktor Levent, teklif için teşekkürler ama asistanlarımın travmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bunu da bir uzmanı izleyerek öğrenemezler. Tabii o zaman ben değilsem. Bir gelişme var mı? Sizce? Bakın 1 numara olduğumuzu biliyorum. Ama her şeyi yapamayız. Bu büyük bir kaynak israfı. Murat, karar senin. Ela lütfen oynamayı bırak. Bebekle oynamanın zamanı değil. Oynamıyorum, düşünüyorum. Tümörün kan dolaşımını sardığı bütün organları çıkarsak... Aortu klempe kapattığın anda diğer organlara zarar verme riski doğar. Hepsini tek tek çıkarsak bile mi? O kadar zaman yok Ela. Ya zaman yaratırsak? Murat, geç tahtaya. Tomografide frontal bölgede lineer kırık ve epidural kanaması görüldü. Ameliyathaneye ayarlayayım mı hocam? Hayır, önce ilk yapılması gerekenler. Kafatası devamlı kanıyor, ne yaparsın? Normalde Levent Bey'i çağırırım. Levent Bey burada yok, gitmiş. Kanama devam ediyor. Ne yaparsın? Cilt altında kanayan yerleri bağlarım. Hı. Ve daha sonra ciltteki kesikleri dikerim. Evet, bu senin 2 saatini alır. İşi çözmek için burada bulunan şeylerden ne kullanırsın? Zımba. Adamın alnından bahsediyoruz. Hayatın sonuna kadar Frankenstein gibi dolaşsın. Cilt yapıştırıcı hocam. Aferin, bravo.
Temizle, kapat. Baskı pedi uygula. Evet, Ahmet Bey. Kendimizi nasıl hissediyoruz? İyi hissetmiyorum hocam. Hastamızı iyi hissettirmek için ne yapmamız gerekiyor? Ultrason batın içi serbest sıvı olduğunu gösterdi. Emin olmak için tomografi çekeceğiz ama büyük ihtimalle ameliyatlık. Peki. Gülümsün'ün hazırladığı tetanoz aşısı mı Hasan? Evet hocam. Tetanoz aşısı için kime teşekkür etmemiz gerekiyor Gülümsün? Atlara. İlk deneyler atlar üzerinde yapalım. Tüm organları çıkarmak mı istiyorsunuz? Bağırsaklar, mide, hepsi mi? Hem de tek seferde. Organları tümörü temizleyene kadar buza koyacağız. Sonra sentetik graftler kullanıp damarları bağlayacağız ve organları geri koyacağız. Peki neden diğer hastanede bunu önermediler? Muhtemelen daha önce hiç denenmediği içindir. Oldukça riskli. Ters gidebilecek onlarca şey var. Bilmiyorum Hakan. Belki de biraz daha kemoterapi denemeliyiz. Üzülerek söylüyorum ama biraz daha herhangi bir şey denemenize vakit yok. Hayatı kurtulacak mı? Size kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama en basit ameliyatta bile risk vardır. Bu ameliyatta risk çok daha fazla. Ama başka bir şans da yok. Son şansımız bu. Yapalım o zaman. Neden dört parçaya ayırdık? Bölge bölge giderek yapılandırma için gerekli damar var mı diye bakmak için. Güzel. Aspiratörü şuradaki sızıntı olan yere tutabilir misin? Efendim, Melis'in babası telefonda. Ameliyathane görevlisi bağlayayım mı diye soruyor. Adam çok inatçı, hemşireyi ikna edemedi. Şu anda ben çok meşgulüm. Ekartörü biraz yukarıda tutar mısın Ela? Emin olmak istiyorum. Hemostatı verin. Bir ünite daha kan verelim. İnşallah aortu bu kadar kırılgan değildir. Yoksa dünyanın bütün kanlarını versek bu çocuğu kurtarmaya yetmez. Dilan. Beyaz'ın nabzı kaç? 69. Pamuğunki 102. Bence giderek durum kötüye gidiyor. Ha şunlara isim takıp durmayın. Onlar hayvan değil, canlı dokular. İşimiz şefkat göstermek değil, onları canlı tutmak. O yüzden artık pamuktu, şekerdi gibi isimler duymak istemiyorum. İlla isim takmak istiyorsanız... işte külbastı deyin, pirzola deyin. Pamuk. Pamuğun kalbi kötüye gidiyor. Ritmi bozuldu. Ne yaptın? Hiç şey yapmadım. Tarakotomiyi tekrar açalım. Şuradaki tepsiyi getir. Üç deyince organları kaldırıyoruz. Bir, iki, üç. Çıkarmak için orta ve büyük damar büfürkasyonlarını bulmalıyım. Hocam Hakan Bey arıyor yine.
Hemşire yanına gitmiş ama ikna olmuyor. Sizinle de görüşmek istiyor. Ya meşgul olduğumu söylemediniz mi? Tam 18 kez söyledim efendim. Geliyorum. Halim Bey, kızımı çok merak ediyorum. Durumu stabil. Şu anda tümörü çıkarılıyor. Benim de içeride olmam gerekiyor. Kusura bakmayın ama bilgi almam gerekiyordu yetkili birinden. Şu an sizin bilgilendirilmeniz önemli değil beyefendi. Önemli olan bu hastanenin en yetenekli doktorlarının sizin kızınızın ameliyatına konsantre olmaları. Ayrıca o telefonlar dikkatimizi dağıtmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Bakın özür dilerim. Bazen çok ayak altında olduğumuzu biliyorum. Ama çok hastane gezdik. Ve hastaneler öyle kolay bilgi alınabilen yerler değil. Bir doktorla konuşmak neredeyse imkansız. Doktorlar sizi görmüyorlar. Önünüzden öylece geçip gidiyorlar ve sizi görmüyorlar. Bunun sebebini bilmiyorum. Umurumda da değil. Ama ben kızım için elimden gelenin en iyisini yaptığımdan emin olmak istiyorum. Melis daha 10 yaşında. Ve ameliyat edilemez bir tümörü var. Ve çok korkuyor. Ben çok korkuyorum. Haklısınız. Onunla böyle ilgilenmekten asla vazgeçmeyin. Bu ne böyle? Yapıştırıcı mı kullandın? Deri yapıştırıcısı mı kullandın? Hocam Kaan Bey onu oradan bir an önce çıkarmamı istedi. Adam yüzünü kaybedebilirdi Ozan. Deriyi düzeltemiyorsan yapabilen birilerini çağırmalıydın. Kaan Bey'in dediğine göre acil savaş alanına benzermiş. Ne bulursam onu kullanmalıymış. Bu hastanenin savaş alanına benzer bir hali var mı Ozan? Klemp. Monte. Bağırsak klempi. Stabler. Daha önce hiç jet stableri kullandın mı Gülüm? Hayır. Ama bunu hazırım. Yapabilirim. O zaman üç soruma cevap ver. Ben de kullanmana izin vereyim. Tamam. Soru bir. Polio vaksin. Bu ilaç için hangi hayvana teşekkür etmelisin? Söylemek zorunda mıyım? Zımbayı kullanmak istiyorsan evet. Bebek yunuslar. Polio vaksin fareler ve maymunlar kullanılarak üretildi. Bunu biliyor muyum? Stapleri istemiyorum. Vazgeçtim. Biraz daha aşağı açabilir misin Murat? Açacak bir şey yok. Orada graft olarak kullanılacak arter kalmadı. Peki Gore-Tex graftini uzatsak? Olmaz. Kalan kısımlar çok kırılgan. Organları damarlara bağlayamaz mıyız? Şu anda hayır. Ama bağlayamazsak hepsi ölecek. Evet, ölecek. Transplant için çok mu geç? 8 saat içinde 6 uygun organ bulmak zorunda kalırız. Bu imkansız. Ela'ya yıldızlı peki. Şekerli beyazın son durumu nedir? Şekerin nabzı düşük ama stabil. Beyaz? Stabil tutuyorum. Koyunlara isim takmak yasak sanıyordum. Onlara da numara verebilirdim ama ondan sonra 2 numaraya antibiyotik yap dersem Arzu'nun poposuna iğne saplarken görebiliriz seni. Allah kahretsin, vital bulgular kötüleşiyor. Akciğeri tekrardan kontrol ettiniz mi? Tüm lova baktım. Ya desen de Arto. Kes artık soru sormayı. Her şeyi denedim. Nabız gitti. Tamam. Biraz daha açık alan gerek. Nasıl yani? Onu daha fazla mı açacaksınız? Gövdesine baskı uygula. Ya peki? Ya buna dayanamazsa? Ya onu kaybedersek? Duygusallaşma. Kalp masajı yapmaya hazır ol. Neşter. Ya
Biraz daha Gore-Tex kullanmayı deneyebiliriz. Hastanın içine biraz daha sentetik madde mi koyalım diyorsunuz? Bacak damarlarından alamaz mıyız? Hayır, zaten durumu azidotik. Bunun önceden planlanması gerekirdi. Peki sizin fikriniz nedir? Efendim? Sıkıldım Şevval Hanım sürekli her fikre bir kulp bulmanızdan. Sizin fikriniz nedir? Onu söyleyin. Benim fikrim mi ne? Bin kere söyledim. Benim fikrim bu ameliyatı yapmamaktı Murat Bey. Evet ve bunu her fırsatta tekrarlayın, olur mu? Benim bu ameliyatı yapmamam gerekiyordu. Bu ameliyatın olmaması gerekiyordu. Bu hastanın ameliyat edilmemesi gerekiyordu. Kesin sesinizi. Kesin sesinizi. Bu konuda ne düşündüğünüz benim umurumda bile değil. Sesinizi kesin ve bir çözüm üretmeye çalışın. Ya göbek kordonu damarı? Umbilikal ven kullanımı hazır. Yani devre dışı demektir. Ben bu fikri beğendim. Siz ne diyorsunuz Şevval Hanım? İşe yarayabilir. Ama karar Murat Bey'in tabii ki. Eğer yapmak isterse. İstiyorum. Tamam. Başlayalım o halde. Kapakçıkta iyi iş çıkardım. Önce domuzlarda geliştirildi. Son zamanlarda da inekler üzerinde denendi. Artık beni yendiğinize ikna olduysanız ben gidebilir miyim? Ben sadece size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. O kadar. Bize bir şeyler mi öğretmek istiyorsunuz? Bizi simülasyon laboratuvarına götürün. Kalp atışı ve kan basıncı olan plastik adamlar üzerinde çalışalım. Deriye neşter vurana kadar sadece hareketleri öğrenebilirsin. Bu eski bir yöntem. Artık teknolojimiz var ve canlı yaratıklara işkence etmek zorunda değiliz. Beni işkenceyle suçlayamazsın. O hayvanların hiçbiri acı çekmedi. Bunu bilemezsiniz. Onların ne hissettiklerini, ne kadar korktuklarını bilemezsiniz. Hayvanlar hassas ve zeki yaratıklardır. Bunu ben duygusal biri olduğum için söylemiyorum. Gerçek bu olduğu için söylüyorum. Sizden bir şeyler mi öğrenmemi istiyorsunuz? Gözümün önünde koyunları bıçaklamayın. Bunu yapmamıza gerek olmayan bir çağda. Bunu yapmadan öğrenmemiz için teknolojimizin olduğu bir çağda. Hala böyle davranmak istiyorsanız da durmayın, devam edin. Ama ben gittim diye de bana cerrah değilsin demeyin. Hadi pamuk yapma. İki elimle birden masaj yap, kalp sandviç gibi. İyi. Orada, tam orada. Aptal, bıçak diyaframından geçip doğruca dalağına girmiş. Şu klempleri uzat. Sol alt kadranda kan toplanmaya başlamış. Nereden geldiğini görüyor musunuz? Burada. Satinski kıskacı 4-0 prole. Diseksiyon makası Watson. Bekliyoruz Murat. Tamam. Bu şeyi çıkartıyoruz. Aspiratör, batın kompres. Tamam. Klempleri açın. Bekle, bekle, bekle. Tam şurası. Hala bir şey yok. Damarlarda pulsasyon yok.
Dolaşım başlamıştır. Kalp. Kalp kendi kendine çalışıyor. Olağanüstü bir iş çıkardınız arkadaşlar. Kaan Bey, konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ozan. Yok yok, Ozan kalabilir. Kafatası travmasında nasıl saçmaladığını Ozan'ın da bilmesinde sakınca yoksa bence de kalabilir. Benim işim hayatları kurtarmak ve ben de onu yaptım. Hayır. Senin yaptığın neredeyse bir adamı hayatının sonuna kadar sakat bırakacaktı. 60 olan kafa içi basıncına zamanında müdahale edebildiğim için şanslısın. Peki, Doktor Levent, siz olsaydınız ne yapardınız? Derin cilt kesisi ve epidural hematomu olan bir adam ve 5 metre yakında ülkenin en iyi cerrahları varsa o cerrahlardan yardım isterdi. Ben olsam öyle yapardım. Burası acil. Biz burada hastaları ameliyata kadar hayatta tutmaya çalışıyoruz. Tıbbi açıdan benden daha iyi ne yapardınız? Bunu bilmek istiyorum. Gerçekten. Bakın, burada ilk günüm. Eğer daha iyisini biliyorsanız söyleyin. Çünkü dinlemeye hazırım. Bugün ikiniz de harika bir iş çıkardınız. Teşekkürler. Hayrola? Bir sorun mu var Doktor Murat? Başta bu ameliyata karşı çıkıp sonra tebrikleri kabul etmeniz tuhaf. Ameliyat boyunca da her adımda benimle kavga ettiniz. Olabilir. Ama yine de ülkenin en iyi kalp cerrahlarından biri yanınızdaydı. Normalde alanınızda bir numara olduğunuzu biliyorum. Ama bugün öyle değildiniz. Bu işin başından beri olumsuz davrandınız. Bir tek bana karşı değil. Bu ameliyatı insani olarak hepimiz için zorlaştırdınız. Evet, bugün hepimiz çok iyi bir iş çıkardık. Ama sizin sayenizde değil. Benim, Haldun Bey'in, hatta Ela'nın, hatta o anatomi bebeğinin sayesinde. Sizin sayenizde değil. Şeker dayanıklıymış. Karaciğerinin bir kısmını ve biraz bağırsağını kaybetti. Ama durumu iyi. Beyaz kolon rezeksiyonunda biraz zorlandı. Ama topladık. Bir ara neredeyse kanamadan ölüyordu. Çünkü iliyak arterde de bir kesilme olmuş. Graft koyduk. O zamandan beri durumu stabil. Yeniden doğmuş gibi. Pamuk. Pamuğun aortunu çapraz kıskaca aldık ve kalp masajı uyguladık. Kanamanın yerini önce bulamadım. Ama diyaframında bir boşluk buldum ve dalağında yırtılma olduğunu fark ettim. Tam bir savaşçı. Durumu iyileşiyor. Güzel. Çok iyi iş çıkardınız. Hepinizi tebrik ederim. Şimdi hepsini buradan çıkarın ve çalışmalarınızı raporlayın. Ne demek çıkardın? Kasap çağırın kessin. Onları öldürmeyeceğim. Bütün günümü onları yaşatmak için harcadım. Ölmelerini istiyorsanız bunu kendiniz yapın. Bugün bir karaciğerin yarısını kesip çıkardım. Bir diyaframı tamir ettim. Bir splenektomi yaptım. Zarar görmüş bir arteri graft yaptım. Yırtık bir mesaneyi düzelttim. Lobektomi yaptım. Anladığım kadarıyla bir tanesinden de tümör almışsın. Beyazın tiroidini aldım. Sen ne kadar çok şey öğrendiğinin farkında mısın? Hı? Bak, bunlar büyük yaralar. İyileşmesi aylar sürer. Hem bunca şeyden sonra onları canlı tutmak insani olmaz. Gerçekten adamı hatırlamadınız mı? Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.